Merhaba, Poster Kültür Sanat'ın izini sürmeye devam ediyor. Bu hafta yine dop dolu bir bölümle karşınızdayız. Şimdi sizleri renkli bir sergiye götüreceğiz. Renkten motife, Anadolu Kilimleri sergisini hep birlikte gezelim. Renkten Motife, Anadolu Kilimleri sergisi Türk İslam Eserleri Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşuyor. Renkten Motife, Anadolu Kilimleri sergimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Kültür Varlıkları Müzeleri Genel Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu bir sergidir. Onların talimatıyla bu sergimizi yaptık. Sergimizde 16 adet kilimimiz yer almakta. Halılar sarayda, efendime söyleyeyim, Büyük Sultan camilerinde kullanıldığından dolayı uzun yıllar göz önünde olmuştur. Fakat kilim, halk kültürüne ait bir eser olduğundan dolayı çok göz önüne çıkmamıştır. Biz bu sergiyi düzenlerken müze uzmanlarımızla birlikte gözlerden ırak olan ve kaybolmaya yüz tutan kilim sanatımızı da Türk halkıyla, izleyicimizle, ziyaretçilerimizle buluşturmayı düşündük. Ve müzemizin koleksiyonunda var olan birbirinden değerli 600 halı içerisinden en üniklerini seçtiğimiz 16 halıyı bu sergiyle ziyaretçilerle buluşturmayı hedefledik. Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında açılan sergide Atatürk silüetli bir de halı bulunuyor. 1926 yılına tarihlendiğini söyleyebiliyoruz. Onu da niye? Çünkü üzerinde İstiklal Marşı'ndan, Mithat Cemal Küntay'ın şiirinden Osmanlıca dizeler yer almakta. 1928'deki Harp İnkılabı'ndan önce bu halının dokunduğunu düşünüyoruz. Onu da Cumhuriyet'in 100. yılı anısına müzemizin baş eseri olarak sergimizin en önüne koyduk. Sergi 2024 yılı sonuna kadar devam edecek. Süresini biraz uzun tuttuk. İzleyenlerimiz, ziyaretçilerimiz 2024 yılı sonuna kadar Renkten Motife Anadolu Kilimleri sergimizi izleyebilirler. Ayrıca şu arada sizin aracınıza bir onlara haber vermek istiyorum. Biz sergi süresince bir ay 29 Kasım'da başlamak üzere akademiden hocalarımız, sahadan elemanlarımız da her hafta çarşamba günü saat 14'te müzemizde birer panel yapacağız. 29'unda ilk panelimizde bütün halı, kilim ve müze meraklılarını, ilgilerini bekliyoruz. Dünyadan ve Türkiye'den kültür sanata dair son gelişmelerin yer aldığı haber turumuzu hep birlikte izleyelim. Dünyaca ünlü heavy metal grubu Metallica ilk kez Suudi Arabistan'da konser verecek. Konser 3 günlük Soundstorm Festivali kapsamında 14 Aralık tarihinde başkent Riyad'da gerçekleşecek. Grup konseri 2023 ile işimiz henüz bitmedi. Çünkü dünyanın nadiren ziyaret edebildiğimiz bir bölgesinde daha önce hiç çalmadığımız büyük bir festivalde sahne almak için önümüze inanılmaz bir fırsat çıktı mesajıyla duyurdu. Heavy Metal devi, Orta Doğu'daki ilk canlı performansını 2011 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nde sergilemişti. Amerikalı ünlü şarkıcı Taylor Swift'in kariyeri ve ilişkileri dünyanın en prestijli üniversitelerinden olan Harvard Üniversitesi'nde ders olarak işlenecek. 12 Grammy ödülü sahibi şarkıcının şarkılarında yer verdiği ilişkileri de Harvard'da verilecek dersin konusu olacak. Daha önce ise Florida Üniversitesi ile New York Üniversitesi ünlü şarkıcının müzikal kariyerine dair dersler işlemeye başlamıştı. Van'ın Çatak ilçesindeki Kaniya Bekan mevkiinde yapılan kazılarda 3200 yıl öncesine ait olduğu belirlenen iskeletlerin kafa taslarında ameliyat izlerine rastlandı. Araştırma ekibi beyin ameliyatlarının genelde kafatasının sağından, solundan ve enseden yapıldığını, ameliyatların oluk açma, kesme, delme ve kazıma yöntemleriyle gerçekleştirildiğini belirledi. Ameliyatların da %60'ının başarılı olduğu tespit edildi. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'da kurulan Ata Buz Müzesi'nde Atatürk Üniversitesi öğrencilerince dev buz kütleleri testere ve ütü yardımıyla sanat eserine dönüştürülüyor.
kış mevsiminin en sert geçtiği şehirlerden Erzurum'da 2019'da Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan müze, Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyor. Televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden Sex and the City'nin yıldızlarından Cynthia Nixon, İsrail'in binlerce Filistinliyi katlettiği Gazze'de ateşkes ilan edilmesi için açlık grevine başladı. Ünlü yıldız her hafta iki gün aç kalarak Amerikalı siyasetçilerin başlattığı açlık grevine destek verecek. Açlık grevini sadece haftada iki gün yapacak olmasıysa eleştirilere sebep oldu. Şimdi sizleri çok özel bir sergiye götüreceğiz. Maziden Atiye Zarafet sergisindeyiz ve yanımda Sadbek Hanım Müzesi Müdürü ve serginin küratörlerinden biri Hülya Bilgi var. Merhaba, postere hoş geldiniz. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan bu sergide ziyaretçileri neler bekliyor? Sadbek Hanım Müzesi'nin Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünde koleksiyonlarının en çarpıcı gruplarından biri olan kadın kıyafetleriyle bir sergi yapmayı arzu ettik ve bu sergimizde de ziyaretçilerimizi Osmanlı'nın Batı'yla ilişkilerinin oldukça yoğunlaştığı ve etkileşimlerin arttığı 19. yüzyıldan Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı ve filizlendiği 20. yüzyıl başlarına kadar geçen süreyi adeta bir rengarenk yolculukta ziyaretçilerimiz yolculuğu tamamlayacaklar ve bu yolculukta kendilerine de Osmanlı'nın saray ve konağında yaşayan hanımlar ile Cumhuriyet'in hanımefendileri eşlik edecek. Sergimizi adeta bir asır önceki bir defile gibi de düşünebilirsiniz. Bu defilede birbiri ardına devam eden savaşlar, işgaller, devrimler, fakat her türlü zorluğa rağmen kadınların hayallerinin, umutlarının olduğunu ve kıyafetlerinde de zarafetini yansıttığını da görebileceksiniz. Sergide kaç eser var ve sergi kaç bölümden ibaret? Sergimizde Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümüne istinaden 100 esere yer verdik. Bu eserler arasında o dönemin ünlü terzi ve mağazaların etiketlerini taşıyan gelinlikler, özel gün kıyafetleri, sokak kıyafetleri, binici kıyafetleri, ayakkabı, çanta ve şemsiyeler yer alıyor. Onlar sergileniyor. Siz de bu serginin küratörlerinden birisiniz. Çok merak ediyorum. Bu sergi fikri nasıl ortaya çıktı ve eserler nasıl bir araya geldi? Bu bir moda gösterisi ve moda bir tavırdır. Aynı zamanda da bir özgürlük hareketidir ve kadınlar kendilerini modayla ifade, kimliklerini modayla ortaya koyarlar. Biz de 100. kuruluş yıl dönümümüzde bu şekilde kadın temalı bir sergi yapmayı arzu ettik. Sergide Mustafa Kemal Atatürk'e özel bir bölüm var. Biraz bu bölümden bahsedebilir misiniz? Elbette. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e çok özel bir bölüm ayırdık. Bu bölümün küratörlüğünü Sayın Bahattin Öztuncay yaptı. Bu bölümde Ömer Koç koleksiyonunda bulunan ithaflı Atatürk fotoğrafları ve aynı zamanda gerek Sadbek Hanım Müzesi, gerekse Rahmi Koç Müzesi'nde bulunan kişisel eşyaları ve kıyafetleri sergileniyor. Şimdi Hülya Hanım, sergide sergilenen en önemli eserlerden birinin önündeyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün tasarladığı bir kıyafetin önündeyiz. Bu kıyafetle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Afet İnan'a, Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan'a ait kıyafetler bize kızı Arı İnan ve oğlu Devir İnan tarafından bağışlanmıştı. Bu kıyafetler arasındaki görmüş olduğunuz bu kıyafet ise Afet İnan'ın
3 Nisan 1930 tarihinde Ankara Türk Ocağı'nda kadınların seçme ve seçilme hakkı konusunda vereceği bir konferans öncesinde Atatürk tarafından bizzat tasarlanmış ve dönemin ünlü tersi Güzide Hanım'a diktirilmiş olan bir kıyafettir. Hatta bu kıyafeti giyineceği zaman Atatürk kendi altın kol düğmesini Afet Hanım'a bu konferans sırasında takması için veriyor. Bizim için de ziyaretçilerimizle buluşturduğumuz için bu kıyafeti çok önemsiyoruz, çok kıymetli buluyoruz. Peki bu sergi ne zamana kadar devam edecek? Sergimiz 19 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. Pazartesi dışında diğer günler 11-19 arasında ziyaret edilebilir. Değerli bilgiler için size çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Mersi. Bu hafta komediden dramaya, animasyondan aksiyona birçok film vizyona girdi. Sinema salonlarının nabzını tuttuğumuz Vizyondakiler bölümünü izleyelim. Bir baba genç oğlunun bir çetenin çapraz ateşiyle hayatını kaybetmesine şahit olur. Oğlunun ölümünün sorunlarından intikam almak isteyen baba suç dolu bir dünyaya adım atar. Dünyanın en iyi aksiyon filmi yönetmenlerinden Joe Wu'dan Sessiz Gece izleyenlerin nefesini kesecek. Doğru mu için anda? Ne? Grampingu zonaya deci. Takumi ve kızı Hana Tokyo'ya yakın bir Mizubiki köyünde yaşamaktadır. Bir gün köy sakinleri Takumi'nin evinin yakınında şehir sakinlerine doğaya kaçış imkanı sunacak bir alanın inşa edileceğini öğrenirler. Bu inşa planı bölgenin hem ekolojik dengesini hem de yerel halkın yaşam biçimini tehlikeye atarken bunun sonuçları Takumi'nin hayatını derinden etkiler. Sana bu yazmakla alakalı çok basit bir tüyo vereceğim. Gece hayatı ve eğlenceye düşkün bir kadın olan Yaz top modellik yapmaktadır. Tesadüf eseri yeni çekilecek olan bir aşk filmi için görüşmelere giden Yaz, deneme çekiminin yapılacağı sırada filmin yönetmeni Uzay'la tatlı bir inatlaşmaya girer. Ancak bu inatlaşma ona hayatını derinden etkileyecek, unutamayacağı bir aşk acısı yaşatır. Güzel vakit geçirecekler. Ve sonra aşık olacaklar. Bu hafta konuğumuz Kral Şakir, Fırıldak Ailesi ve Koca Kafalar gibi yapımlarla Türk televizyonlarına damgasını vuran animasyon sanatçısı Varol Yaşaroğlu. Varol Bey merhaba, Poster'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Animasyon karikatür alanında öncü isimlerdensiniz. Nasıl başladı bu yolculuğunuz? Benim çok küçük yaşta başladı. İşte Pembe Panter izlerken ben de böyle bir çizgi film yapmak istiyorum diye bir hayalle yola çıktım. Sonunda buralara kadar geldi. Aslında yani benim çocukluk hayalim bunu yapmak, gerçekleştirmek. Kuzeniniz Erdil Yaşaroğlu da aynı sektörde. Evet. Birbirinizden ilham alıyor musunuz? Hanginiz daha erken başladınız? Ben tabii 5-6 yaşlarından beri çizen taraf bendim. Ben dayım, Erdil dayımım benim, dayımın oğlu. Onlarda bir sene kaldığımda ona bayağı bir bu karikatürün inceliklerini öğrettim. O da söyler zaten, Varol benim hocamdır der. Ama Erdil de şu anda Türkiye'nin en önemli karikatüristlerinden birisi artık. Yani ben önceyim. Yaptığınız işlerde Kral Şakir, Fırıldak Ailesi, Koca Kafalar gibi bu projelerde ilham kaynağınız nedir? İlham kaynağımız aslında yaşadığımız toplum. Yani bu iş biliyorsunuz karikatür ve bunun bir sonrası işte animasyon. Tamamen aslında senaryoların yazılmasında gözleme dayalı bir şey.
Şu anda belki bizim atıyorum Kral Şarkır'daki Fil Necati gibi bir karakter kimimizin komşusudur, birisinin bakkalıdır, birisinin akrabasıdır. Yani öyle komik abilerimiz var mutlaka. Aslında toplumda gördüğümüz karakterlerden besleniyoruz. Zaten hani baktığımızda Kral Şakir de tamamen toplumu yansıtıyor. Yani bak yani bir atıyorum Adana dürüm yiyen bir sevimli bir abimiz ancak bir Türk çizgi filminde yer alabilir. Yoksa yabancı çizgi filmlerde böyle bir şeye, böyle bir kültüre rastlamak mümkün değil. O yüzden toplumumuzdan besleniyoruz. Kral Şakir sanırım Beyaz Perde'ye taşındı. Aynı zamanda kitabı da çıktı. Evet. Peki bu süreç nasıl ilerledi? Şu anda 13. kitabımız çıktı en son. Bir de bu filmin kitabı çıktı şu anda. Evet. Masamızda da var, hatta göstereyim bunu. Bu Geri Dönüşüm filmi. Bu evet. Pandemi zamanında sinemaya girmemişti. Dijital platformda yayınlandı. Hatta 150 ülkede yayınlandı. Yani evet. Değişik dillere çevrildi. Ardından şu Albüm 3 diye, bu da aslında yeni kitaplarımızdan bir tanesi. Bu da üçüncü çizgi roman albümü. O yüzden üçüncü diye nitelendirdik. Kitap çok büyük bir başarı elde etti. Yani şu anda 10 milyonun üzerinde kitap okuyucuya ulaştı. Bu gerçekten Türkiye'de çok büyük bir başarı olarak nitelendirildi. Çünkü hiç kitap okumayan çocuklar Kral Şakir sayesinde kitap okumaya başladılar. Hem kitap tetikliyor, bir yandan dizi tetikliyor evet. Ve sinemaya çıktığınızda artık zaten karakterler çocuklar tarafından çok içselleştirildiği için, onların gözünde bir kahraman oldukları için film de o anlamda çok izleniyor. O yüzden hani girdiğimiz sinema filmleri rekorlar kırıyor. Yani Türkiye'nin en çok izlenen yerli ve yabancı kategoride rekor evet. kıran animasyon sinema filmleri haline dönüştü. Şu anda da üzerimde görmüş olduğunuz Devler Kral uyandı. Şakir Devler uyandı. Bu bizim son filmimiz. Şu anda hazırlıklarını sürdürdüğümüz evet. film. Umarım 16 Şubat'ta tüm sinemalarda izleyicilerle buluşacak. Yani şu andaki amacımız bu. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Yeğenlerimi de alıp gelip izleyeceğim mutlaka. Zevkle. Peki kariyerinizin dönüm noktası ne zamandı? Bence Kral Şakir'le bu dönüm evet. noktasına ulaştı. Yani o zamana kadar aslında çok değişik işler yaptık işte. Koca Kafalarla Baba Haber Bülteni, işte Grafik 2000 Komedi diye bir programımız vardı. Aslında ilk bu konuklarımız oluyordu. Animasyonlarla, real oyuncuların evet. bir araya geldiği programdı. İşte Harbi TV oldu, işte Pembe ve Mavi diye bir çizgi dizimiz vardı. Aslında yani çok şey yaptık. Fırıldak Ailesi yine yetişkinlere yönelik çizgi filmlerden bir tanesiydi. Biz aslında daha çok yetişkinlere yönelik mizah ve animasyonlar evet. yapıyorduk. Kırılma noktamız gerçekten çocuklara yönelik ilk defa bir Kral Şakir animasyon filmini, dizisini yaptığımızda orada kırılma noktası yaşandı. Bence kariyerimizin hani en uç noktası Kral Şakir'de oldu. Çünkü şu anda geldiğimiz noktada işte Mayıs 2016'da başladı. Şu anda Türkiye'nin bir numaralı çocuk ve aile markasına dönüştü. Hatta sınırları aştı. Şu anda işte MENA'da 150 evet. ülke, değişik ülkelerde yayınlanıyor. Bence kırılma noktası Kral Şakir diyebiliriz. Siz birçok sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorsunuz. Biraz da bunlardan bahsedelim mi? Sanırım deprem döneminde çocuklar için çok güzel bir proje hazırlamıştınız. Evet. Depremden etkilenen çocuklar Kral için. Kral Şakir şu anda mesela Türkiye'de markalaştı. Şimdi artık dünyada da markalaşıyor. Baktığımızda yani Türkiye'nin gerçekten bir numaralı çocuk ve aile markası. Bu araştırmalarda evet. da kendini gösterdi. Bundan sonrasında yani bu zaten benim çocukluk hayalim. Bu işin en güzel kısmı topluma aslında katkı kısmı. Yani benim şu anda beni hayatta tutan yaşama amaçlarından bir tanesi bu aslında. Böyle olunca da böyle bir karakter yarattım. Her gittiğim yerde söylüyorum. Yani sosyal sorumlulukla birleştirebileceğim bir şey olduğunda Kral Şakir her zaman hizmetinize amadedir diyorum. Gerçekten deprem olduğunda biz hatta ben Acun'u da aldım, tuttum kolundan. Bütün deprem bölgelerini hiç yani o sırada bir filmimiz vardı, dijital platformda yayınlanmış. Onu sinemaya soktuk ve galaları deprem bölgelerinde gerçekleştirdik. İnanılmaz böyle çok güzel anlar yaşandı orada. Orada böyle Kral Şakir'li ürünlerden onlara hediye evet. ettik. Bu sosyal sorumluluk kısmı çok önemli. Yani ben birçok dernekle işbirliği içindeyim. Hatta şu anda depremden sonra TOÇEV'le işbirliği yaptık. Evet. Özellikle çocuk ve eğitim denince aslında akan sular duruyor. Şu anda bizim bütün bağışlarımız ve yaptığımız etkinlikler TOÇEV'le ilerlemeye başladı.
En son bir de Handball Federasyonu'yla çok güzel bir çalışmaya imza attık. Türkiye'de handbolu sevdirmek için nasıl ki basketbol ve voleybol şu anda ülkemizde çok gelişti. Handbolu da tüm Türkiye'ye yaymak için bunun çocuklar tarafından çok sevilen bir spor dalı olmasını amaçlayarak bir handbol filmi hazırladı Kral Şakir'le ilgili. Evet. Şu anda böyle maçlarda işte Kral Şakir'in maskotları geliyor. Handbolla ilgili çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Umarım bu da çok güzel bir sosyal sorumluluk projemiz olacak. Biraz da gelecek planlarınızdan bahsedelim. Nasıl bir projeleriniz var? Neler bekliyor bizleri? Benim şu anda gelecek planım, en önemli gelecek planım dünyaya açılmak. Bu konuda zaten şu anda MENA bölgesinde, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 26 ülkede değişik dillerde yayınlanıyor Kral Şakir. İşte bu geri dönüşüm filmimiz 150 ülkede tüm dünya dillerine çevrildi, yayınlandı. Şu anda Türkiye'de dizileri, Türk dizilerini Türkiye dünyaya pazarlayan şirketlerin evet. Türk şirketleri. Onlarla anlaşma halindeyiz ya da dağıtımcılar var. Hem filmlerimizi hem de Kral Şakir dizilerini tüm dünyada göstermek üzere yola çıktık. Şöyle bir avantajımız var. Mesela Türk dizileri dünyada yayınlanıyor. Yayınlanıyor, okey. Evet. Türkiye'yi bir ekonomi de kazandırıyor. Ama bizim şöyle bir avantajımız var. Biz hem dizimizi orada yayınlayıp, filmlerimizi yayınlayıp aynı zamanda da lisanslı ürünlerimizi dünyaya yaymak üzerine bir yolumuz olabilir. Bu da çok büyük bir katma değer. Çünkü biz yıllardır Türkiye'de yabancı hayal kahramanlarının atıyorum tişörtünü giydik, çantasıyla dolaştık. Şu anda tüm dünya belki de Kral Şakir'in bu ürünleriyle sokaklarda dolaşmaya başlayacaklar. Bu bence ülkemiz için çok önemli bir şey. Hem kültür yayılımı hem de ekonomik açıdan çok önemli bir değer taşıyor. Bir karakter oluşturmak ne kadar zamanınızı alıyor ya da işte bir filmi ortaya çıkarmak? Yani karakter üretmek benim alameti farikam. Şu anda en iddialı olduğum kısım o diyebilirim. Evet. Yani Kral Şakir karakterleri şu anda dünya ölçeğinde baktığınızda dünyaya göre de çok gerçekten sevimli karakterler ve stilizasyon açısından gerçekten güzel karakterler. Bu konuda dünya ile yarışabilirim. Hatta onların birçok kahramandan daha da iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. Çünkü çok takip ediyorum. Yani bütün dünyadaki yapılan işleri görüyorum. Şu anda deli gibi hala çizgi roman okuyorum, çizgi filmleri izliyorum. Onlardan gerçekten artı yanımız var diyebilirim. Bu anlamda yani tabii ki bir projenin hazırlanması atıyorum yine baktığınızda 3-4 ayınızı alabiliyor. Yani onların hikayelerinin oluşturulması, karakterlerin bütün tasarımlarının yapılması. Karakterlere kendinizden de bir şeyler katıyor musunuz? Mutlaka katıyorum. Yani atıyorum ben Kral Şakir gibi maceracı bir özelliğim var, girişken bir özelliğim var. Hani enerjik kısmım Kral Şakir karakterinden geliyor. Canan gibi, kız kardeşi Canan gibi çok kitap okurum. Gerçekten o benim hani entelektüel birikim kısmımı Canan temsil ediyor. Fil Necati'de olmak istediğim, o kaygısızlık durumuna ulaşmak isteyeceğim karakter. Yani dışarıdan bakıldığında birçok insan olaylara yaklaşımında böyle cool bir havan var diyorlar. Herhalde o da Fil Necati'den gelen o sakin ve o kaygısız bakış açısından bakış açısı Fil Necati'de kendini gösteriyor diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Değerli zamanınızı verdiniz. Ben de çok teşekkür ederim. Teşekkürler, çok sağ olun. Yazdığı çocuk kitaplarıyla tanınan yazar Ömür Kurt'un ilk yetişkin romanı Cepheye Koşan At okurlarla buluştu. Bir milli mücadele kitabı bu. Tekalifi milliye emirleriyle orduya bağışlanan bir süvari atının hikayesini anlatıyor aslında. Bu süvari atının hikayesi üzerinden bütün bir kurtuluş savaşımızın arka planını okuyoruz bu kitapta. Milli mücadele dönemine farklı bir pencereden bakan kitap, hayvanların özellikle atların bu döneme sağladıkları katkıya vurgu yapıyor. Kurtuluş Savaşı'nı biz hayvanlar sayesinde kazanmışız. Batılıların kamyonları varmış, son model silahları ve bir sürü alet edevatı varmış ama bizim hayvanlarımızdan başka hiçbir şeyimiz yokmuş. Karnılara koşulmuş öküzlerle cephane taşımışız, yaralıları taşımışız. Atlar sayesinde büyük taarruzu başarabilmişiz. Çünkü bir hızlı bir şekilde koşabilecek, hızlı bir şekilde Ege'ye doğru ilerleyebilecek motorize kuvvetimiz yok. Atlar sayesinde biz yine bunu başarmışız.
yaşamışız. Dolayısıyla atların hikayesi, hayvanların hikayesi de aslında bizim varoluş sebebimiz. Bu nedenle onların hikayesini bugüne taşımak çok önemliydi bence. Cepheye Koşan At, Cumhuriyet'in 100. yılında mutlaka okunması gereken kitaplardan. Haftalık bizden bu kadar. Haftaya aynı gün, aynı saatte yeniden Haber Global ekranlarında buluşalım. Şimdilik hoşça kalın.